22 saniyede şunun videosu, 45 saniyede bunun videosu değil. Bu sefer George'da hibrit saldırıları yapacağız abi. Bu saldırı taktiğinde böl, temizle, yok et. Köyü önce 3'e bölüyoruz, sonra kenarları temizliyoruz, sonra saldırıyoruz, bitiriyoruz abi. Ana mantık bu. Bundan sonra sizin hibrit ordusuyla üçleyemeyeceğiniz hiçbir köy olamayacak. İstisnalar dışında. Mesela benim köyüm. Gerekli boşu yaptığımıza göre artık savaşları izlemeye geçelim abi. Let's go. Şimdi burada size ilk kuşatma makinesi dahi olmadan üçlediğim bir tane Max köy binası 11'in videosunu göstereceğim. Daha sonra da klan savaşında karşılaştığım uçan kışlayla beraber üçlediğim bir rakibi göstereceğim. Dediğim gibi köyü 3'e böleceğim. Yukarıdan kraliçeyi oynatıp taktik avcıyı alacaktım. Bir tane duvar kırıcı attım. Bir tane güdümlü testi. Arkaya 5 tane şifacı. Buradan her türlü kraliçe içeri girecek. Altın madenini aldı. Bir tane küçük okçumuz var. Bir tane normal okçu var. Fazla hasar yemiyor burada daha. Hem girişimizde bomba kulesi, büyücü kulesi gibi alan hasarı veren şeyler var. Buradan en iyi oynayacağı yer buraydı. Aşağı tarafta normalde klan kalesi ve kraliçe var ama bu normal bir saldırı olduğu için genelde köy binası 11'lerde klan karelerini boş bırakıyorlar abi. Yani klan savaşları olmadığı müddetçe pek fazla korkmuyorum. Bir de ben yine de zehri bulunduruyorum. Klan kalesi çıkmazsa kraliçenin kafasına patlatıyorum. Burada iki tane büyücü kenara bıraktım. Kraliçe uğraşmasın sağla solla diye. Bomba kulesini de alıyoruz. Burada XCI okçu kulesi vurmaya başladı. Biraz hasar yiyoruz. Taktik avcıyı alacağız. Burada bir tane duvar kırıcı attım. Kraliçenin tam önüne gidecek. Barbar kralı kenardan koydum. Onun da önüne bir duvar kırıcı attım. Uçan kışlam yok. Barbar kral tek başına oradan götürecek. Hibrite de başladım artık. Ordunun şu anda tek hedefi orta kısım. Hiçbir şekilde dağılmayacak. Hafif kenara gelecek. Burada uçan kışlı olmadığı için barbar kral biraz zor temizliyor ama olsun. Burada bir de bomba geldi. Hemen bir şifayla canları fulluyoruz. Kraliçemiz barbar kralla kapışacak orada. Tekli cehennem falan hiç önemli değil hibrit ordusunda. İstediği kadar vursun bize. Hiç hasar veremez. Klan kalesi çıkmadığı için zehri kraliçenin kafasına attım. Balonda, lav tazı balondaki gibi düşünebilirsiniz bunu. Çok sıkıntı yapıyor. Çok fazla adamımız yiyor. Bizim kraliçe kenarda barbar kralı dövdü bu arada. Koruyucunun yeteneğine bütün ordu içerideyken bastım. Bir tane de öfke attık. Canı çok olan böyle savunmalar, belediye binası falan olduğu kısımlar attığınızda rahatlıyorsunuz. Aşağıdaki bomba kulesinin oraya da bir şifa attım. Köy max olmasına rağmen, kuşatma makinem olmamasına rağmen birkaç tane şey adamın inşaattaydı ama kuşatma makinesi biliyorsunuz savaşlarda çok çok önemli ama bu kadar basit üçlemesinin bir nedeni bir kere düzen tam olarak hibrit düzeniydi. Çok çok basit hibritin üçleyebileceği bir düzen bu. Bir de bahsettiğim gibi köyü 3'e böldüğünüz zaman daha da basitleşiyor. Bu saldırıda dikkat ediyorsanız kraliçenin yeteneği açılmadı. Binicilerimizin hepsi öldü. Madencilerimizin de çoğu ayakta. Çok rahat üçledik. Süreden de yememiştim ben bu saldırıda. Daha sonra ikinci saldırı bu klan savaşındaki bir rakibimizdi. Bunda herhangi bir şey inşaatlı değil. Bu da köy binası 11'in maxı. Bir tane çoklu cehennemi vardı. Kraliçesi bu tarafta. Klan kalesi bu tarafta. Ya ben hibrit saldırısı yapacağım. Bana böyle hepsini bir araya topla. Ben onları alayım. Sonra köyü üçleyeyim desen. Ancak böyle bir düzen gelir herhalde. Yine iki tane sinsi goblin kenarlara koydum. Yukarıdan kraliçeyle gireceğiz burada da. Kraliçeyi koyduk. Bir tane güdümlü testi olabilir. Bazı sapıklar kenara koyabiliyorlar. Hemen duvar kırıcıyı gönderdim. Duvar kırıcı açtı orayı. Kraliçemiz buradan mecbur içeri girecek zaten. Başka hiçbir şansı yok. Şimdi iki top artı bir tane X'ye vurunca can çok hızlı eriyecekti. Ben rakip kraliçe gelir diye hemen öfke atmıştım. Riske atmak istemedim. Kraliçe yürütürken asla büyüye acımayın abi. Büyüyü de korkmayın yani atın. Burada 2xi top bir kraliçe vurduğunda yetenek açmadan kraliçemiz ölebilme tehlikesi olduğu için bir de kafasına buz gönderdim arkadaşın. Burada bir de kasırga çıktı. Ya buranın bu kadar çok olduğu, beyitli olduğu belliydi ama ben hazırlıklı girmiştim zaten klan savaşında. Tekli cehennem yeteneğimizi yedi. İnan ben burada savaşırken fark etmemiştim. Yani gitmedi sandım yetenek. Burada tekrardan tekli fokuslanıyor. Çoklu cehennemi almamıştım. Bir tane görünmezlik attım. Tam bu sırada kenardan da barbar kral uçan kışlayı koydum. Elimde iki tane duvar kırıcının birini barbar kralın önüne tam bitişik olan yere bakın. Tam bitişik olan yere attım. Barbar kral, Pekka, büyücüler orayı temizleyecek. Bak tam 3'e bölündük ya, görüyor musunuz? Ortadan da önce madenci, sonra koruyucu, sonra biniciyi gönderiyoruz. Sıralamayı böyle yaparsanız orada daha böyle birbirine yakın durur. Burada taktik avcı kendisine daha yakın olduğu için barbar krala kilitlendi. Ordu damage değmedi. Hala iyileştirme kullanmıyorum. Şimdi binicilere kilitlendi. Burada bir tane iyileştirme atacağım. Biniciler ölmesin. Kenardan da uçan kışlamız patladı. Uçan kışladan da 10'ar seviye 7 tane binici daha geliyor. İkinci taktik avcının vuruşu geldiği anda da koruyucunun yeteneğine bastım. Herkes içerideydi bak. Bir kraliçe hariç. Bütün ordu içerideydi. Mükemmel bastım orada. Çok iyi denk geldi.
Aşağıdaki bomba kulesinin oraya gelince de yine alan hasarı vuran bir tane daha şifamı da orada kullandım. Zaten geriye çok bir şey kalmadı. Burada kraliçemiz aptal gibi kenardan dolanmıyor da illa orayı bekledi. İlla oranın şeyini bekledi. Biraz duvar kırıcının sattı kraliçe ama olsun, gene de geldi bu tarafa. Bu ordu da daha yeni size bahsettiğim olay buydu. Uçan kışlayla beraber oynarsanız elinizde binici bile ölmez. Bu tarzda saldırdığınız sürece bırakın madenciyi, biniciniz bile ölmüyor. Üstüne ben bu savaşta elimden şifa da arttı. Yani hibrit saldırılarında şifanın artması mucize gibi bir şey. O kadar anlattık orduyu niye göstermeden, abi durumu olmasın diye size orduyu da göstereyim. Ben bu ordunun linkini açıklamaya bırakırım. Oradan isteyen linkten alsın, hemen bu orduyu kendine kopyalasın. Orduyla savaşsın. Tamamdır, video bitti artık. Hadi görüşürüz.